Arkadaşlar İş ve Yaşamda Motivasyon isimli kitabımızın dördüncü ünitesi motivasyonda iletişimsel süreçler. Bu ünitede kurumlarda iletişim e, anlatılacak. Motivasyon sürecinde örgütsel iletişimden e, bahsedilecek. Örgütsel iletişim biçimleri ve örgütsel iletişim sürecinde kullanılan araçlardan bahsedilecektir. Örgütsel iletişim... Bir kurumun bir örgütün işleyişini sağlamak ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için gerek örgütü meydana getiren çeşitli bölümler, departmanlar ve ögeler, gerekse örgüt ve çevresi arasında girişilen, var olan o sürekli bilgi ve düşünce alışverişi ya da bölümler, departmanlar arasında gerekli olan ilişkilerin kurulmasına olanak sağlayan toplumsal bir süreçtir e, örgütsel iletişim. E, örgütsel iletişimin amacı e, kurumlarda kurulan o iç ve dış iletişimin amaçları e, farklılık göstermektedir. Ancak örgütsel iletişimin temelindeki amaç, ana amacı örgütsel amaçların, örgütsel hedeflerin başarılması ve bu yolda iletişim temeli olan bilginin ilgili kesimlere, taraflara aktarılım aktarılmasıdır. Gerçekte bilgi e, tüm örgütsel faaliyetlerin temelidir ve örgütsel açıdan en önemli bilgi çalışanlara amaç ve yön duygusu veren örgütsel amaçlara yönelik olanıdır. Ee, organizasyonlarda etkin iletişim iki nedenden dolayı önemlidir sevgili arkadaşlar. Bunlardan birincisi iletişim sayesinde iletişim etkisiyle yönetimin planlama, örgütleme, yönlendirme ve kontrol fonksiyonunu başarıyla yerine getirildiği bilinmektedir. Ee, etkin iletişimin kurumlardaki ikinci önemli olma nedeni iletişim yöneticilerin koordinasyon için zamanlarının büyük bir kısmını ayırdıkları bir yönetsel aktivite aktivitedir iletişim. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında iletişim kurumlar açısından önem arz etmektedir. iletişim kurumlarda pek çok işlevi yerine getirmektedir. Örgütsel bağlamda iletişim bir kurumda altı tane işlevi yerine getirir. Bunlardan birincisi bilgi verme işlevi, diğeri düzenleme işlevi, üçüncüsü bütünleştirici işlevi, dördüncüsü yönetim işlevi vardır iletişimin. Beşincisi iletişimin ikna edici, iş, ikna edici işlevi vardır. Altıncısı sonuncusu iletişimin sosyalleştirme işlevi vardır. Ee, kurumlarda iletişim sürecinin işleyişi önemli bir konu ünite içerisinde yer alan önemli başlıklardan bir tanesi. Ee, örgütsel iletişim e, hiyerarşiye bağlı olarak ortaya çıkan ve adına örgütsel yapı dediğimiz piramit içinde gerçekleşen bir durumdur. Yapı bakımından biçimsel, formal iletişim kanalları ve biçimsel olmayan informal dediğimiz iletişim kanalları olarak ikiye ayrılır yapı olarak. Biçimsel iletişim kanalları formal iletişim kanalları, biçimsel iletişim kanalları, yukarıdan aşağıya doğru iletişim, aşağıdan yukarıya doğru iletişim, yata iletişim ve çapraz iletişim olmak üzere dört tane kanalı vardır informal iletişim yani e, biçimsel olmayan iletişim, resmi yollarla kurulmayan, yüzde veya telefonla örgütün farklı kademeleri arasında ki o çalışanlar arasında gerçekleşen iletişimdir. E, i̇letişim olayına hangi düzeyden ve ne biçimde nasıl bakılırsa bakılsın sonunda olayın bir e, bireyler arası iletişim olayına dönüşeceği takdir edersiniz ki... E, bir gerçektir. Bilgisayarla kişi arasındaki iletişim bile çok genel bir bakışla yazılım hazırlayan ve kullanan kişi arasındaki iletişim olarak düşünülebilir. Örgütlerde kişi arası iletişim olarak sözlü, sözsüz ve yazılı olmak üzere üç biçimde gerçekleşir. Kitabımızın bu dördüncü bölümünde ünitesinde bunları detaylı olarak okuyacaksınız, göreceksiniz sevgili arkadaşlar.